trafik kazasında öldükten sonra hayalet oldum. Burası benim mezarım. Kimse beni ziyarete gelmiyor. Üstelik insanlar beni görünce korkup kaçıyorlar. Hayalet olmak neden bu kadar kötü anlamadım ki. Oh be, sonunda biraz güneş açtı. Gidip şansımı deneyeceğim. Belki benden korkmayan güzel bir insan bulurum. Yalnız olmak çok kötü. Hayalet olunca hiç arkadaşım yok. Ay, burası neresi biliyor musunuz? Bana araba çarptıktan sonra beni getirdikleri hastane. Ve ben bu hastanede öldüm. Sonra beni buradaki mezarlığa gömdüler. O günler bugündür hiç arkadaşım yok. Kimse var mı? Bu hastanede kimse var mı? Bu hastanede kimse yok mu? Oh. İçeriden bir ses geliyor sanki ya. Merhaba, merhaba doktor bey. Merhaba, korkmayın benden, korkmayın. Ben iyi bir kızım, lütfen. Korkmayın. Lütfen korkmayın. Doktor abiler korkmayın. Ya Allah'ım ya. Doktorlar bile benden korktu. Koca koca doktorlar benden korktu. Oysa ki o doktor beni tanımalıydı. Ben hastaneye geldiğimde... Aha, şurada bir kız gördüm. Merhaba. Merhaba, burada bir amca var. Merhaba amca. Benle arkadaş olur musunuz? Çok yalnızım. Lütfen. Lütfen kaçmayın. Hayalet diye. Çok korktu. Benden korktu. Arkadaşlar çok korktu. Ana. Merhaba. Yüzü olmayan bir kız. Korkma. Korkma benden. Nereye gidiyorsun? Benimle arkadaş olur musun? Ana. Olur galiba, olurum dedi. Benden korkmayan biri. Aa. Bu kız beni görmüyor. Bu kız kör. Bu yüzden benden korkmadı. Seni bir yere götüreyim mi? Gitmek istediğin bir yer var mı? İşte benden korkan adam. Korkma lütfen, korkma. Korkma. Çok korktu. Bu kör kızın yardıma ihtiyacı var galiba. Gidip yardım bulayım. Yoksa yolun ortasında çarpılacak. Hemen. Kimse yok mu? Yardım edecek bir insan yok mu? Lütfen yardım. Burada kimse yok. Dondurmacıda kimse var mı? Merhaba, merhaba. Merhaba. Beni görüyor musun? Merhaba. Korkma, korkma. Korkma, lütfen korkma benden. Kaçma, hayır kaçma. Ya neden herkes benden korkuyor ki? Hayalet olmak neden bu kadar korkunç ki? Baksanıza, o kız gitmiş. Kör olan kız gitmiş, yaşasın. Merhaba. Merhaba. Bana yardım eder misiniz? Hayalet. Lütfen, bana yardım edin. Korkmayın. Hayır. Kaçın. Ne olur korkmayın, kaçmayın. Bana bir şeyler oluyor. Olamaz, olamaz arkadaşlar, olamaz. Herkes benden korkuyor. Korkmasalar ne olurdu sanki? Of, çok mutsuzum. Ne oluyor burada? Gel buraya. Ateş etmeyin, ben zaten hayaletim. Ben zaten ölüyüm yani. Korkmadan öldü mü benden? Anam. Hayalette korkulur mu? En iyisi ben mezarıma gideyim. Herkes benden korkuyor. Şu adam da benden korkmuyormuş gibi durup her seferinde kaçıyor. Korkma lütfen. Of ya. Of ya, herkes neden bu kadar korkak? Eller havaya. Orada kim var? Eller havaya. Eller havaya. En iyisi ben gideyim mezarıma. Arkadaşsız kaldım yine. Yapayalnız kaldım, mezarımda yatayım bari. Yine o kız geliyor Şirin teyzeyi ziyaret etmeye. En iyisi ağacın arkasına saklarım da beni görüp korkmasın. Ne kadar da iyi bir kız. Mahalledeki teyzelerini hep ziyarete geliyor. Geldi. Şirin teyze. Bizi çok iyi baktın. Seni çok seviyoruz. Her zaman bizim en iyi teyzemiz oldun. Seni çok seviyoruz. Ne çok kadar erken da oldun. Sen çok daha yaşayabilirsin. Keşke korkmasa. Bak, bu çiçekleri senin için getirdim. Ay, şuraya koyayım. İyi. Hemen Şirin teyzem. Ay, ne kadar iyi bir kız. Baksanız hep onu ziyarete geliyor. Her gelişinde de. Burada diyor. Benim mezarımı gördü. Ölmüş, daha çocukken ölmüş, adı da Aleyna Arı'ymış. Benim şurada çiçeğim vardı, pembe çiçeğim, onu da ona bırakayım bari. Ne kadar düşünceli. Gördünüz mü, benim mezarıma çiçek bıraktı. Ay, çok duygusal. O ses de ne? O ağacın arkasında birisi gelme, var. Gelme. Ben hayaletim, lütfen korkarsın benden, gelme. Gelme. Seni görmek zorundayım. Hayır. Çünkü orada üzgünsün. Ben de çok üzgünüm. Benimle konuşabilirsin. Tamam, o zaman böyle. Ağacın arkasından konuşayım. Lütfen gelme. Hayalet. Sen evet. Bir hayaletsin. Ben bir hayaletim. Evet. Sen de üzgünsün.
kişi benim, Aleyna. Ben biliyor musun? Senin adın ne? Benim adım Ece. Ece, sen ne kadar iyi bir kızsın. Her seferinde buradaki Şirin teyzeyi ziyarete geliyorsun. Ben görüyorum sen her geldiğinde. Biliyor musun? Ben bir trafik kazasında öldüm ve beni buradaki mezara koydular. Ama neden bilmiyorum. Bu dünyada hayalet olarak kaldım. Ve insanlar beni görünce çok korkuyorlar Ece. Ben senden korkmuyorum. İstersen beraber arkadaş olabiliriz. Hem benim de bazı arkadaşlarım beni sevmiyor zaten. Ama onu boşver. Biz çok iyi arkadaş olacağız. Yaşasın. Çok teşekkür ederim. O kadar yalnızdım ki kendimi çok kötü hissediyordum. Yani seni nasıl sevmiyorlar ki? Çok iyi bir kızsın sen ya. Ay, benim mezarımın içine düştü. Bak, burası benim mezarım. Korkma. Gel. Sen burada mı uyuyorsun? Evet, ben burada uyuyorum. Bak, beni buraya koydular. Ben burada uyuyorum. Akşamları. Bak, Şirin teyzemle komşu oldun. O çok iyi bir teyze. Evet, Şirin teyze çok iyi bir teyzeymiş. Hadi gidelim. Aa, ben hadi gel gidelim. Arkadaşlarına tanışmak için sabırsızlanıyorum. Umarım korkmazlar benden. Dur bekle, yokuştan aşağı iniyorlar. Arkadaşlar hadi gelin, toplanalım şurada arkadaşlar. Gelin burada geldim, toplanacağız geldim. Hastanenin önünde. Aa, birisi... Merhaba. Merhaba. Aman bütün arkadaş. Küçükme onlara. Merhaba. Arkadaşlar sakın ama sakın korkmayın bakın. Korkmayın benden. Bu benim arkadaşım. Korkmayın. Kendisiyle mezarlıkta tanıştım ve size kendisini tanıtmam gerekirse kendisi bir ölü. Evet, benim adım Aleyna. Yani dünyadan gitmesi gerekiyorken dünyada kalmış ve hayalet olarak. Korkma yani... korkma bayılma lütfen. Bakın Ece benden korkmadı. Gerçekten ölüyüm. Arkadaşlar mezarım bile var bakın. Aleyna diye. Koşun bakın, göstereyim size. Gelin bakın. İşte bakın orada Aleyna. Aleyna yazan benim mezarım. Ay, benden korkmadılar. Ay, çok mutluyum. Yaşasın. Bakın düşmeyin sakın içine. Ay, düştü bak. İşte burası benim mezarım. Ben gerçekten ölüyüm arkadaşlar. Ama. Ay, bakın şuradaki çiçek bugün alındı. Ve bakın pasparlak. Onu buraya ana, ben koydum. İsmimi niye karaladınız ya? Ne güzel Aleyna yazıyordu. Adımı niye karaladınız? Heh, düzeldi. Yaşasın. Benden korkmuyorsunuz değil mi? Arkadaş olabilir miyiz? Arkadaşlar kabul edelim. Bana dedi ki madem ölüsün o zaman mezara gir dedi. Şevval, ayıplık yapma bak. Selen, Enes, Demir, Ayaz, sonra Berat ne kadar anlayışlı davranıyorlar. Sen de anlayışlı davranmalısın. Hayır Şevval, 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 bırakır mısın? Neden bana böyle kötü davranıyor ki, anlamadım. Mezar, şimdi ben... Arkadaşlar. Ya lütfen. Evet. Aleyna'ya böyle kötü davranmak istiyorsanız karşınıza bezi bulun. Hem ya Şevval, şaka diyorsun ama kızın gönlünü alıyorsun. Kızı kızdırıyorsun, ağlatıyorsun, sonra şaka diyorsun. Normalde arkadaşınla iyi geçirmen lazım. Mezardan çıkmış, ölmüş, hayatını kaybetmiş. Evet. Annesi babası nerede? Hiç kimsenin haberi yok. Evet evet, herkes gitti. Herkes cennete gitti ama ben dünyada kaldım. Ece, sen neden? Sence ben neden dünyada kaldım? Neden gitmedim ben de onların yanına? Annene ve babana çekmiş olsan desem çekseydin onlar galiba, da yanında olurdu. Galiba burada yapmam gereken bir şey var. Acaba yapmam gereken şey ne? Yapmam gereken şey yapmadan buradan gidemiyorum. Ama yapmam gereken şey ne olduğunu da bilmiyorum. Ne olacak peki? Sen galiba dünyadayken birisine kötülük yaptın. Ya da, olabilir. Ya da şey olabilir, ya da şey yapabiliriz ya. Nedir onun ismi? SpaceX'e gidelim, Aleyna'yı uzaya götürelim. Ama o da olabilir. Ama Ece, bir şey itiraf edeceğim. Bir şey itiraf edeceğim. Ben gerçekten kötü bir şey yapmış olabilirim. Bu yüzden kimse benimle oynamak istemiyor. Ya ben küçükken ölmeden önce bir tane arkadaşım vardı. Ona kötü davranmıştım. Oyundan atmıştım. O da çok üzülmüştü. Galiba o kızın ahı tuttu. Onu bulmalıyız. Kız mı? Nerede peki? Nerede oturuyor? Adı ne? Adı Leyla. Biz burada yaşarken çok eskiden, ben ölmeden önce ta yukarıda evleri vardı. Gidelim mi? Belki oradadır. Hadi gel bakalım, bulabiliriz umarım. İnşallah hala orada oturuyorlardır. Ama evleri çok uzakta. Bu ta var ya hani şurada ileride. Bizim mahallemiz Orcu. Oradaydı. Orcu sana yardım etsin mi? Ama Orcu. Sana bir şey, kötü bir şeyler yapabilirler. Orcu yapmaz öyle şey. Tamam, hadi gidelim. Orçun ta dümdüz git. Ben eski mahallemizi ben hatırlıyorum. Ben öbür arabayla geliyorum, tamam mı? Ben öbür arabayla geleceğim. Tamam, hadi
git Orçun. Tamam Orçun, gidiyorum. Git, git Orçun koş. Git git git, ben sana tarif edeceğim bizim eski mahallemizi. Bakın arkadaşlar, beni araba burada çarpmıştı, merkezde çarpmıştı. Aa, buralar ne kadar değişmiş. İşte bak arkadaşımın evi orası. Burada duralım. Burası mı? Evet, burada duralım. Aa, arkadaşım ya, bir şey diyeceğim. Taşınmışlar. Gelmeyin, zehirli olabilir. Çıkın çıkın. Ya, bak, şey hayır. Taşınmışlar Ece. Çünkü buralara bizimkiler gizemli ev diyorlar. Ana, burada baksanıza taşınmışlar, artık burada kimse yaşamıyor. Ben o arkadaşımı nereden bulacağım bizim şimdi? Bizim mahallemize bakalım. Belki bizim mahallemizde oturuyordur. O zaman önce kütüphaneye gidelim. Kayıtlara bakalım, tamam mı? Nerede oturduğuna. Tamam. Hadi Orçun, kütüphaneye götür bizi. Ben önceden bizim mahalleye bakmaya gideyim mi Aleyna arkadaşım? Olabilir. Ama bir şey değil mi? Ben öleli çok seneler oldu. O şimdi büyümüş. Hatta yaşlanmış bile olabilir. Hadi gel önce bakalım bir oraya. Eğer o arkadaşını bulamazsan ben de kütüphaneye gelirim. Ece, şu an kaç yılındayız? Şu anda ben 23 yılındayım. Ne? Ben öldüğümde bile 2000 yılıydı. Tam 20 sene geçmiş. O zaman arkadaşım şu an 28 yaşındaydı. 28 yaşında olmalı. Ben bakıyorum şimdi. Hemen kayıtlara bakalım. Hemen telefondan konuşayım Orçun'a. Alo Orçun. Şuradaki bilgisayardan kayıtlara bakalım. Ben evine bakmaya başladım. Tamam, bakın tamam. Arkadaşımın adı Leyla Geçmez, tamam mı? 28 yaşında Leyla olacak. Geçmez. Evet. Leyla Geçmez. Aynen, 28. Arkadaşlar bakın kayıtlara bakın. Hemen bakın, bulmamız lazım. Şuradaki kitabı da bakalım. Orçun. Alo Leyla Orçun Geçmez. Arkadaşım. Buldunuz mu? Buldunuz mu hangi evde oturduğunu? Hayır şimdilik bulamadık. Aa, burada diyor ki çok zengin olmuşlar. Ana, North Estate'de oturuyorlarmış. Harbiden mi? Evet. North Estate'e götür beni Orçun. North Estate'e tamam, gidelim. Hadi herkes gelsin North Estate'e. Aa, arkadaşım North Estate'de oturduğuna göre çok zengin olmuşlar. Gidip ondan özür dilemeliyim. Umarım benden korkmaz. Ya ne yapıyorsunuz ya? Ben öleyim de siz de öleceksiniz. Az kaldı. Trafik kazası çok korkunç bir şey bu arada. Hadi yürüyün. Harbiden ya. İşte burası. Durun yavaş. Orçun, kapıyı sen çalıp da sorar mısın? Şimdi ne oldu? Hayalet görürse korkabilir. Ben şurada bekleyeyim. Tamam, siz sorun. Leyla Geçmez diye biri oturuyor mu burada? Allah Allah, kapı çaldı. Ben de bir kapıya bakmaya gideyim ya. Kim geldi acaba? Ah, merhabalar. Hoş geldiniz. Buyurun, ne istemiştiniz? Ha, ben burada bekliyorum. Hadi açın kapıyı. Kim bu, o mu? Ana. Merhabalar, buyurun. Ne istemişsiniz acaba? Birazcık işim var da hızlı söyler misiniz lütfen? Orçun, sen söylesene. Ya siz var ya siz. Şşt, Orçun buraya gel. Orçun. Orçun buraya gel. Orçun, ona de ki küçükken de Aleyna diye bir arkadaşın var mıydı? 8 yaşındayken seni evden kovmuştu de. Var mı diye sor. Çabuk. Tamam. Leyla Hanım. Buyurun. Siz küçükken Aleyna diye birini tanıyor muydunuz? 8 yaşında sizi evden kovmuş. Evet, hatırlıyorum. İsmini keşke almasaydınız. Onu çok seviyordum ama beni hep dışladı yani. Beni hep oyunlarından dışladı. Beni çok üzdü. Aaron, onu seveceksin. Çok seviyorum hatta. Hala bile seviyorum. Leyla! Nazardan şey. Leyla! Korkma kaçma, Leyla! Kaçma. Leyla korkma! Evet benim. Bak 8 yaşındaki halimle ben ölmüştüm ya hani trafik kazasında. Seni hatırlıyorum. Hayalet evet, çok olsan bile seni hatırlıyorum. Çok büyümüşsün Leyla. Leyla, bir şey diyeceğim. 8 yaşındayken seni evimizden kovduğumuz için çok özür dilerim. Beni affet Leyla. Seni affediyorum. Canım arkadaşım. Benim bir şey diyeceğim. İstersen benim evimde kalabilirsin. Makyaj malzemelerimle giderim sana, ben makyaj yaparım. Ya, normal insan gibi olursun. Gel. Sanırım bu dünyadaki şeyi bir tamamladım. Eğer gerçekten de görevimi yapmışsam ben de cennete gidebileceğim, biliyor musun? Aa, çok sevindim. Gel bak, burada benim odam var, bak çok zengin olmuşsun işte. Leyla, evet. Annenle babandan mı kaldı bu miras, yoksa çalışarak mı yaptın? Annemle babamdan kaldı, onları çok özledim. Onlar da mı öldüler yoksa?
Evet, onlar da öldüler. Ama çok üzüldüm. Şimdi onlar cennetteyse sen onları görebilirsin. Eğer ben de cennete gidersem görebileceğim tabii ki de. İnşallah ben de oraya giderim ya. Artık bu dünyadaki görevim bitecek. Hadi gidelim. Belki mezarına gidince sen cennete gidebilirsin. Belki gidebilirim. Hadi gelin. Koşun koşun. Gidelim bakalım. Aha. Biliyorum. Ya bir şey diyeceğim Aleyna arkadaşım. Efendim. Sen hani şu anda ölüsün ya. Evet. Sen bir daha ölemezsin. İstersen benim en lüks arabamla seni hayatında hiç turlamadığın kadar turlatabilirim. Olabilir. Çok heyecanlandım. Bana yapabilirsiniz. Mezarıma gitmeden önce eğlenmek istiyorum. Hadi nereye gidelim o zaman? Eğlenceli mi? Eğlenceli mi? Ona orası? Otobüste çıldırıyoruz. Ece! Allah! Arkadaşım arabam öldü. Ya Allah çok eğlenceli ya. Arkadaşlar bakın arabalarla şaka olmaz ha. Kaza olur sonra benim gibi cici olursunuz. Haberiniz olsun. Allah! Efe Orçun beni mezarıma götürsene. Artık ben de gitmek zorundayım. Hissediyorum gitme vaktim geldi. Harbiden mi? Evet. Gelin tamam, mezarıma gelin. Haydi bakalım yaşasın. Herkes bana. Herkes yanıma gelsin. Şuraya dizilin bakayım. Şuraya dizilin. Hepinize veda etmek istiyorum. Aha. Ece sen de gel. Gelin. Arkadaşlar hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Ece en çok da sana teşekkür ederim arkadaşım. Bu dünyadaki görevimi tamamladım. Beni bağrınıza bastığınız için ve arkadaşınız yaptığınız için çok teşekkürler. Ya asıl ben sana çok teşekkür ederim. Çünkü sen benim korkumu yenmeme bana izin verdin. Şu anda benim Şirin teyzem orada ve beni çok sevdiğini görebiliyorum. Ay çok teşekkür ederim. Umarım cennete giderim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Görüşürüz. Hoşçakalın. Seni çok seviyoruz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzdan bu kadar olsun. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz. Bir sonraki bölümden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye. Bye bye.